İyi günler. Bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ara Gümrükyan'la birlikteyiz. Ara kendisi Halepli bir Ermeni. Ara ile hem bugün Suriye'de sürmekte olan savaş ve Halep'teki yaşam üzerine biraz sohbet yapacağız kendisiyle. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk Aykan abi. Şimdi öncelikle sizi bir miktar tanıyalım. Yani kimsiniz, nesiniz, ne yapıyorsunuz Halep'te? Ben Ara Gümrükyan, Halep doğumluyum. Yaşım 44. Erivan'a davetli olarak geldim. Ermeni soykırım konferansına davet edildim. Geldim, araştırmalar yapıyoruz, şeyler yapıyoruz. Halep bugün, yani 4 senedir çok işkenceli günler gördü. Önce şeyden başlayalım. Siz Halep'ten buraya nasıl geldiniz? Halep'ten yani biraz yol yok. Tabii. Şimdi uçaklar yok. Halep'te havalimanı yoktur. Elektrik de yok, su da yok. Bunlar biraz zor geldi bize. Şey de yok. Biz arabayla 15 saat sürdü Lübnan'a geldik. O yolda herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Çok zorluklar vardı ama Suriye ordusu tabii orada hakimdi. Hiçbir şeye uğramadık. 15 saat sürdü. Lübnan sınırında çok şey vardı. Suriyelilere karşı çok şey yapıyorlardı. Yani niye geliyorsunuz, niye gidiyorsunuz? Ama ben şey girdim yani, Ermenistan pasporuyla girdim. Adam bir şey diyemedi. Suriyeli olsaydım büyük problem olsaydı, olacaktı. Yani Lübnan yönetimi Suriyelilerin Lübnan üzerinden geçiş yapmasını istemiyor mu? İstemiyor. Gireceksen çok şey yapmışlar, yani tacizi şeyler yapıyorlar. Onu para istiyorlar, otel rezervasyonları istiyorlar. Çok biraz şey yani zorlaşıyorlar, işi zorlatıyorlar. Bildin mi nasıl? 15 saat sordu. Ondan sonra Lübnan'a geldik, Beyrut'a geldik. Beyrut'tan Dubai'ye gittim. Dubai'den Erivan'a. Şimdi dönüşte de aynı yolu mu? Aynı yolu. Orada yani çok uzun bir şey, uzun bir yolculuk. Ama ne yapalım? Yani eskiden bir saatti Halep-Erivan uçakla, şimdi kapatıldı. Evet. Türk hükümeti kapattı şeyleri, hava yollarını kapattı. Biz mecburen Beyrut'a gidiyoruz. Evet. Beyrut'tan da Dubai'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan da Erivan'a. Evet. Şimdi savaş başlamadan önceki yaşamınızdan ve şimdiki Halep'teki yaşamdan biraz bahseder misiniz? Yani savaştan önce hayat nasıldı, şimdi nasıl? Hı. Ya da geçen sürede nasıl değişti? Şimdi savaştan önce Halep yani dünyanın en ucuz, en mutlu da yeriydi bence. Ben dünyayı gezmiş bir insanım. Yani niye mutluydu sizce? Mutlu niye? İnsan istediği her şey vardı. Şimdi bana dediler, niye Halep'te o kadar o ağırlık, o savaşın ağırlığı Halep'te niye oldu? Bana dediler, Türkler dediler bana, niye? Dedim çünkü bizim ağacımız meyveliydi. Onun için çok taşlandık. Odur dedim. Adam geliyordu, biz savaştan önce adamlar sınırlar açıldı. Evet. Şeyler açıldı. Sınır kalmadı. Adam geliyor. Diyor ki bir kilo ekmeğin fiyatı nedir diyor. Kıymeti nedir? 5 liradır diyoruz. 5 lira adam görüyor. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nden daha ucuz. 1 litre arrakı ne diyelim 2 dolar. 100 lira. Adam diyor ki yanımda 20 dolar, 30 dolar. Ucuzdu. Hayat genişti. Müslüman, Hristiyan yan yana oturmuş bir halktı. Şeyimiz yoktu yani bizim o kadar radikal insanlarımız bile yoktu. O kadar şeylerimiz bile. Esad'la Ermeniler ya da diğer oradaki halklar, örneğin Kürtler olsun, Hristiyanlar olsun. Yani herhangi bir problem yaşıyor muydu? Hiçbir problem. Hiçbir problem yaşanmamış. Ne Hristiyanlık, ne İslamlık, ne de Kürtler. Yan yana yaşamış bir mozaikti. Suriye bir mozaikti. Bir simboldu aleme.
getirdiler o Arap halifatının şeyleri. Şu böyle, şu böyle. Öyle. Nereden çıktı bütün bu savaş? Bu ha nereden çıktı? Çok önemli bir soru. Nereden çıktı? Çıktı çünkü yanımızda köylerde eğitimsiz adam çok var. Adam eğitimsiz. Eğitimsiz adamın refleksiyonu çok şey olur. Reaksiyonu çok hızlı olur. Adamlar geldiler, bunlara para verdiler. Paraydan ayaklanma oldu. Gel abi, sana bir 100 lira verelim. Çek, özgürlük iste. Çek, istediğini al. Adam şeyde, kuvvette, Suudi Arabistan'a Emirat'a para gönderiyor bunlara. Bu şeylere, eşkıyalara. Ben dedim canım, bu böyle olamaz. Nasıl yani siz özgürlük istiyorsunuz? Bu parayla olamaz. Ayaklanma, bir insan ayaklanır, yani bir halk ayaklanacak. Ayaklanının şeyi olacak, yani aklı başında olacak insanlar. Ne istediğini bilecek. Ne bileyim, aydın olan insanlar olacak. Yoksa öyle adamlar göreceksin ki, şimdi hanımlar gördük, başı kapalı hanımlar gördük. Sorun değil. Hı? Ama aklı kapalı adamlar canım. Başı kapı, saçı kapı alan. Şimdi bir de tabii onları finans edenleri düşündüğümüz zaman kendileri hani özgür, demokratik ülkeler olmadığını, hani başta Suudi Arabistan biliyoruz zaten. Sen de şimdi özgürlük istiyordu. Senin yanında yoktur Suudi Arabistan. Hanım araba süremiyor, maça gidemiyor. Sen burada özgürlük istiyorsun. Orada da özgürlük iste. Yani bunun şeyi nedir? Yani bu iki standartlı iki şeyi bir yönden tartıyor adam. Yani öyle bir şeye girdik ki o köydeki yaşayan şehre indi, özgürlük istiyor. Ya canım, özgürlük böyle istenmez. Özgürlük adam öldürülmekten istenmez. Kelle kesmen eşkıyalardan istenmez. Allah hayvanlardan ayrı, adamın lisanı şehittir. Dil var, şey var, konuş, gel, otur. Yok, onların arkasından düştüler. Arap şeyleri, halifatların şeylerinden düştüler. Ve bugüne kadar geldik. Onlar ne ettiler? Bunları yittiler. Onları da şeyden, yani Suriye hür özgür şeyi, örgütü çıktı. Özgür Suriye ordusu çıktı. Adam Sayın Erdoğan'ın adamı. Evet. Git buraya öldür, onun şeyi et. Onun sınır açıldığında bunlar zaten geldiler. Gördüler. Sen burada, hepsi ajanlardı. Yani hepsi turistler değil. Arkasında Esad'dan şey tabii yani. Biz onu çok iyi biliyorduk. Biz Ermeniler olarak biz onu çok iyi biliyorduk. Biz onu şey ettik. Onun farkındaydık. Bildin mi nasıl? Ben çok gelirlerdi. Oğlanlar 18, 20, 25 yaştan da olanlar şeylerde, çarşılarda gezerlerdi. Bana dediler ki burada dediler Ermeni kiliseleri nerede var? Canım dedim, sen 18 yaşındaki bir insansın. Sana kim gönderdi buraya? Yüz binlerce kilise var burada. Hiçbirinin yanına gitmedin de yanıma mı geldin? Nedir bunun sırrı? Adam göndermiş zaten, oradan organize olmuş. O günün berinden şey olmuş, etap etap gidiyorlar adam. Adım adım gidiyorlar. Geldiler bugüne. Savaş değişti her şey. Savaş başladı. Bunlar o köylüler şehre dedi. Ama ordu bırakmadı. Şey yaptı. Biz şey yaptık. Biz bu savaşa hazır değildik. Bize şey geldi, aniden geldi. Biz hazır değildik buna. Yani biz maalesef Beşar Esad kendi yönetimi ve şey etti ki, zannetti ki Erdoğan kendinin çok canı, kardeşi, zaten Sayın Erdoğan da dedi zaten. Dedi vallahi canımdır, ciğerimdir.
kardeşimdir. Canım ciğerim İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var. Canım dediklerim canımı aldılar. Canımızı aldılar. O öyle oldu. Yani bu, siz hiç böyle bir şey beklemiyordunuz. Ben böyle beklemiyordum. Evet. Yani yok, bekliyorduk. Biz bu ağırlıklı şeyi beklemiyorduk. Biz bekliyorduk. Evet. Ama şimdi biz Türkleri en çok tanıyan iki halk varsa dünyada, bir Ermeni bir Türk. Beraber yaşamıştık ve birbirimizi biliyoruz. Bildin mi nasıl Hakan abi? Biz onun farkındaydık. Dedik, ulaştırdık. Sayın Beşar Esad'a da dedik ki bu insan şeydir yani, ne diyelim. Bir gün hiç unutamam. Necmettin Erbakan, rahmetli Necmettin Erbakan dedi şeyden, bir fotoğrafı var. Erdoğan'dan bir fotoğrafı var. Fotoğrafın şeyinde konuşuyor kendisiyle, yazılmış aşağıda. Diyor ki lan seni çok severim diyor ama çok yalancısın diyor. Kendinin yani babası, yani ruhani babası diyor ki yalancısın. Ama biz biliyoruz kendisini. Ama yok dedi, değişmiş dedi. Bakalım dedim nereye kadar varacak. 4-5 sene sürmedi zaten. Başladı yani o, ne diyelim, o bulut bu yağmurları getirdi. Evet. Yaşam nasıl değişti? Yani insanlar, örneğin kaç, ne kadar Ermeni vardı? Şu an ne kadar Ermeni var? Şimdi 80 bin Ermeni vardı. Evet. Şimdi bu savaş şeyinde adamlar kendi mahalle fabrikalarını, evlerini kaybettiler. Çocuklarını kaybettiler askerlikte. Şehitler verdiler. Ermeniler Suriye ordusunda katıldılar mı? Çarpıştılar mı? İlk defa katıldılar. Ama bize dediler ki siz Suriye ordusunun şeyi, Beşar Esad yanlısı bir insansınız. Dedim ki yok canım. Adam gelmiş mahalleme. Adam beni vuracak. Ama sen kimsin ya? Ben nasıl yani? Ben de direniş yapacağım. Şeyh Maksud da adam gelmiş Kürt mahallesine ateş açıyor. Kürt halkı da durmayacak yani, seyretmeyeceğim yani seni. Savaştan önce Kürtlerle ilişkileriniz nasıldı? Çok iyi. Kardeştik. Komşumuz Kürt'tü. Komşularımız Kürt'tü. Yani herkes ayrı ayrı mahallelerde mi yaşıyordu? Örneğin bu şey yok var. Yok. Var. Ayrı ayrı mahalleler var. Hı-hı. Şimdi Hristiyanlık bir arada, Kürtler bir arada. Ama şeyde, çarşılarda görürsünüz. Hristiyan, Suriyani, Ermeni, Kürdani, bir Kürt'ün arkadaşı, bir Kürt'ün komşusu. O mozaik Suriye'de çok iyidir. Yani hiçbir sorun yaşanmamış. Hiçbir yani tank şeyler olmuş ama bunlar şey olmaz yani. Savaş sırasında Kürtlerle ilişkiniz nasıl oldu? Değişti mi? Başka türlü başladı. Yani şu an nasıl? Şimdi bu an 80 bindik. Şimdi indik 8 bine, 10 bine indik. Takriben. Dünyanın değişik yerlerine dağıldık. O kadar ilişki kalmadı. Adamlar bize dediler ki, Kürtler, Şeyh Masud'da dediler ki gelin abi yanımızda oturun. Ama Şeyh Maksud çok şey yerdi yani. Arap hür özür Önsorun oradan füzeler atıyorlar. Adamlar füzeler atıyorlar. Füzeler Şeyh Maksud'a, Kürtlerin yaşadığı yere. Yani onların, daha doğrusu bu çetelerin hedefinde olan çetelerin hedefi oldu. Ama bizim mahallelerde çetelerine de biz de demiyoruz, diyemiyorum gel yanıma. O da diyor gel, hepsi şey oldu, çekindi, durdu yerinde. Biri birisine şey olamadı. Ama bir Ermeniler, Şabih Adeliler, biz de bir şey yaptık. Bizim mahallelerimizi şey ettik. Yani koruduk bizim mahallelerimizi. Şey diyor ki kimse gelmesin. Yani bunlar öyle bir vahşice davranıyorlar ki, kelle kesenler, evet, eşkıyalar.
yani Hırgızlar ne istersen var. Yani şimdi ama biz Kürtlerle aramız hiç şey olmadı. Hiçbir sorun yaşanmadı. Şimdi Kürtler şeyde Hasakya'da, Kamışlı'da sorunlar yaşadılar. Suriye ordusuyla şeylerden şeyler oldu. Ama Ermenilerden hiçbir sorun. Suriye'nin kuzeyinde peki Ermenilerin yani Kürtlerle ilişkileri konusunda herhangi bir bildiğiniz var mı? Beraberlerdir. Konfederasyon izlediler. Evet. Konfederasyon ne demek? Beraber yaşamak. Kürdüsüyle, Ermenisiyle, Hristiyanı hepsi. Ama Suriye şeyi öyle anmadı. Dedi ki bu taksim edi. Yani şey bu ayrılıktır. Biz ayrımı istemiyoruz. Biz ayrılık bize göre değil. Şimdi o şeyde, o bahanede Türkiye ne dedi? Yok. O burada da yok şey. Konfederasyon, Monfederasyon yoktur burada. Bunun burası Suriye'nin yeridir. Böyle de kalsın. Savaşa rağmen yani Halep'te dediğiniz yani hem elektrik yok şeyden röportajdan önceki sohbetim su yok. Ya buna rağmen nasıl yaşıyorsunuz orada? Şimdi de savaş var tabii. Ha bir de şimdi bak böyle şey var. Adamlar yaşıyoruz nasıl? Evimiz var, barkımız var, dükkanımız var. Bir ekmek yiyoruz. İyi kötü bir ekmek yiyoruz. Şimdi elektrik şeyinde konusunda bir jeneratörler getirdiler. Büyük jeneratörler. Elektrik veriyorlar. Haftalık. Esat yönetimi. Yok şeyler yani adamlar getirmişler. Tüccarlar getiriyorlar. İstediğin kadar al. 2 amper al, 4 amper al. İstediğin kadar al. Elektrik var. Su konusu bizi çok şey etti. Biz çok zorladı. Yani geçen sene bir buçuk, iki ay üzerinde su bile yoktu. Adamlar belleri kırıldı. Su taşımaktan belleri kırıldı. Doktorlara ulaştı. Diskler oldu. Yani adamlar bıktılar. Onun için tehcir çok oldu. Ermenistan'a geldiler, Lübnan'a geldiler. Kanada'ya gittiler. Avustralya'ya gidenler çoktu. Ama bir teşekkür borcum var Kürt halkına. O da ne? Yani Kürt halkı kaldı. Kuzeyde, Şırnak'ta, her yerde kaldı. Silahı aldılar. O IŞİD denilen insanlara karşı savaştılar. Evet. Bırakmadılar. Yani ben bir teşekkür borcum var bu insanlara. Bırakıp gitselerdi tabii. Bırakıp gitselerdi bizim yanımızda olurlardı. Olabilir ki benim alemde olabilirlerdi. Olabilir. Tabii. Orada bitti. Yani ben fotoğraflar gördüm, videolar gördüm. Kürt hanımları, Kürt kızları tüfekleri almışlar. Adam savaşıyorlar. Hiç kimse yapamadı onu. Arap öyle yapamadı. Arap hanımları cihada gideceklermiş, evleneceklermiş, bilmem huriyelerin yanına gideceklermiş. Bu ne biçim özgür istemek? Bu ne biçim ayaklanma yani? Ben de yani şaşıyorum yani. Sözün açıkçası şaşıyorum. Yani bu nedir yani? Bu sen özgürlük istiyorsun, o insandan yatmışsın, şey yapıyorsun. Seks ilişkisi yapıyorsun. O niye? Senin konunu mu? Huriyelerin yanına gitmem. Yok canım. Bu başka bir yani adam Arap her yerde yani hep genellikle Arapları söylemiyorum. %80'i adamlar şeyler. Eğitimsizler. Eğitimsiz adam. Sakız gibidir. Nereye istersen yönletebilirsiniz kendini. Sakız gibidir adam. Şey yok. Adam Arapların yanına, iki Arap'ın yanına bir şey gelsin, desin ki bir fetva yapsın. Desin ki bu mahalle Hristiyanların mahallesi. Git abi bunların üstüne. Adam 20 senelik şeyini unutur, o şeyi yapar. Şey ama Kürt onu yapmadı. Kürt harbi oldu. Neyi yapmadı yani? Kürt neydi? Ha? Yani sadece Kürt olması değildir herhalde. Yok. Kürt halkı tarih boyunca tarihten ders almış bir halktır.
bir insandır. İnsandan konuşuyoruz. Diyoruz ki bu budur. Biz Arap'ı biliyoruz. Ermeni'yi de biliyoruz. Şimdi bir şeyh gelse, bir Kürt'e dese ki bu mahalle Ermenidir, git bunun bunu katlet. Kürt onu yapamaz. Kürt bilir, Ermeni'yi de bilir, Hristiyan'ı da bilir, onu da bilir. Her şeyi iyi biliyor. Türk, yani Kürt halkı bu savaşta ben iyi bildim ki siyah beyazdan ayırabiliyor. Savaşın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Hani bir ne bileyim, yakın zamanda bitme olasılığı var mı? Böyle bir şey, bu kargaşa sonlanacak mı? Yani bu iş bence uzun havadır. Uzun savaştır. Niye dersen, Türkiye savaşın bitmesini istemiyor. Bizzat Erdoğan denilen o insan istemiyor. Adam istemiyor. Yani seneler geçti, vazgeçmiyor. Canım, yenildin. Bir yerde sen yenildin. Yani öyle bir yere ulaştın ki her yerin örtük. Şimdilik de Rusya girdi. Bitti, senin işin bitti. Yani savaş öyle bir şeye geldi ki Amerika Rusya iki canavarlar birbirisiyle savaşıyorlar. Nerede savaşıyorlar? Suriye'de savaşıyorlar. Onun şeyi ne oluyor? Onun şehitleri o mazlum halk gidiyor yani, nasıl diyelim? İki taraf doğrudan savaşmadığı için hani oradaki olanlar öldürüyor. Oradaki mazlum insan ölüyor. Budur. İki büyüğün çatışması benim hesabıma. Bu tip savaşlar yakın zamanda zannetmem gibidir. Çünkü taraflar istemiyor yani. Taraflar istemiyor. Adam satıyor. Adam silah satıyor. Savaş biterse kime satacak? Hem de Suriye'yi İsrail'i rahat etmek için şimdi Theodor Herzl'ın bir şeyi var, sözü var. İsrail rahat etmek için diyor. İki ülke var diyor ki bunlar yerden düz olmalı diyor. O günün berinde. Siyonizmin şeyi diyor ki Irak'tan Suriye yok edilmesi lazım diyor. Biz onu görüyoruz. Maalesef Araplar okumuyorlar. Okumacılık yoktur. Kitap okumuyor adam. Okuyorsa anlamıyor. Anlıyorsa inkar ediyor. Ya başkalarının politikalarına kolaylıkla alet oluyorlar. Alet oluyorlar adam. Git gel havası oluyor. Yani insan oturmuş bir kitap okumuş. Yani öyle bir güne geldik ki bir şeyh bir mahalleye götürüp getiriyor. Sen öyle mi şeysin, eğitimsizsin? Hiçbir şeyin yok, hiç mi geniş açın yok, hiç mi bakamıyorsun? Hiçbir, o senin şeyindir, o senin komşundur. Senelerce beraber yaşadım, senelerce ekmek düz oldu. Ama gender, yok canım, benim şeyim hep Araplara değil, Araplar da var, bizi korudular. 1915'de de bizi korudular. Onlar minnettarız biri o insanlara. Şimdilik de iyi adamlar var. Ama o eğitimsiz o grup, o işte yani o bulut doğurdu yani. O bulut bir şeyleri, bu yağmurları getirdi. Evet. Şimdi bu savaş sonuçlanırsa sizin idealinizdeki Suriye nasıl bir yer? Yani daha doğrusu bu savaş bitti diyelim ki yeni bir Suriye kurulacak. Ya da o topraklarda yeniden bir arada yaşamanın yolunu insanlar hani ideal bir sistem oluşturarak bir biçimde yeniden şekillendirebilecekler mi? Ya da sizin idealiniz daha doğrusu ne olur örneğin? Bu savaş bitti, bu savaşı bitirdik. Bundan sonra Suriye nasıl olsun derler diye bir soru olursa size. Siz ne dersiniz? Nasıl bir Suriye olur? Ona biraz zor bir sorudur. Hakan abi, çoklar sordular bana. Dediler ki nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Nasıl şekillenebilir? Şimdi ne diyelim? Şimdi çoğunluk
dışarıda oldu. Kim kaldı orada? Orada zavallı, fakir, fukara, eğitimsiz o adam kaldı. Şimdi yeni insan gelecek. E yeni insan nasıl olacak? O eğitimsiz adamı biz nasıl eğitimli yapabiliriz? Onu bir tartışacağız. Bir. Biterse şimdi her insan Ermenistan'da yaşayan, Lübnan'da yaşayan, Almanya'da yaşayan, Amerika'da yaşayan insan geri dönecek, evini görecek, dükkanını görecek, mahalleni görecek. Gelecek insan diyecek ki bir bakacak. Yaşanılır mı, yaşanılmaz mı? Bir şey yapacak. O gelen de şey değil yani. Bilmiyorum, aklı başında bir insandır. Evet. Gelecek, bakacak. Uygunsa yaşayacak. Bence biraz şey olacak yani, tuhaf gelecek. Gel ikinci geleceğinde ya. Dönmek, çünkü o insan gitti, o şey insan yani, ne diyelim, yüksek şeyler yani, iyi insanlar, o şey insanlar gittiler. Ya eskiden birlikte yaşadıkları insanlar biraz, yok artık. Yok artık. Kim gelecek? İşte şeyden, köylerden gelme insanlar. Fakir fukara insanlar. Yaşayabilir misin sen onlardan? Yaşa. Yaşayabilirsen yaşa. Biz onu tartıştık. Yaşamıyorsun. Bırakıp gidiyor. Bence binalar yapabiliriz. Mahalleleri yine yapabiliriz. Şeydir. Yani biz yıkan, savaşan ülke değiliz. Halklar değiliz. Biz yine yaparız. Yine bina yaparız. Yine şey yaparız. Yine geliriz. Ama o insandan yaşanabilir. O insan ki gelecek. Oturacak, benim komşum olacak. Ben ondan bir yola giderim. Bence yani, zannetmem. Bu daha çok hani bir arada yaşamayacağın insanlar, sizinle savaşmış olan insanlar. Benden savaşmış olan insan gelecek ki, diyecek ki canım işte bir şeydir, geçti işte yani. Bir gün yani, bir kara gündür geçti. Türklerin dediği gibi yani, bir soykırımdır geçti. Yani işte gelirim. Yaşayabilir miyiz? Yaşamıyoruz işte. İşte sorun odur. Peki şey, Esad'ın popülaritesi nasıl ülkede şu anda? Esad yani sizce kalıcı mı örneğin? Yani bu şey, sonuçta hani Esad en azından pozisyonunda ısrarla. Hani Esad'ın bu, o ülkede bir geleceği olur mu? Yani hala halk iyi kötü benimsiyor mu onu? Tabii. Şimdi halk kentlerde Esad şeyinde. Esad yolunda. Biz Esad'dan bir şey görmedik. Esad ne yaptı? Ne kötülük yaptı insanlara? İnsan takımlı, kravatlı bir insan. Ama sonunda gördük ki bu Araplara takımlı, kravatlı insan uygun değil. Akşamlarda bir şeyh gelecek, bir fetva verecek, onların arkasından düşecek. Olmuyor. Maalesef. Maalesef. Kentlerde insanlar var, aklı başında insanlar, Müslümanlar var. Adamlar diyor ki, ya bu insandan ben bir şey görmedim. Abi. Bir gün Kılıçdaroğlu da dedi ki, CNN Türk'te dedi ki, canım dedi, biz ne kötülük yaptı bize ya dedi bu adam. Niye bu savaş? Ne kötülük yani? Kötülük görsen, şimdi Saddam Hüseyin kötülük yaptı Kürtlere, oğullara, şunlara, bunlara. Adam savaşırsa hakkı var. Sana ne kötülük yaptık? Sınırları açtık. Her şeyi, her şeyimizi verdik. İnsanlar yani bedava okul, bedava tedavi hastanelerde. Her şeyimiz bedava. E sen ne istiyorsun? Neyin özgürlüğü istiyorsun? Bir gün dedim ki, özgürlük şeyi, kelimesi Suriye Cumhurbaşkanlığından isteme dedim. E kimden isteyeceğim dedim. Git dedim, camide oturan o şeyhten iste. O fetva veren insanlardan. Sen dedim, evinde bile özgür değilsin. Sen evinde özgür değilsin. Sen kapalısın. Kafan da kapalı, saçın da kapalı. İki şeyin kapalı. Nasıl olabilir? Kafası kapalı olan insan, çocuğun da kafası kapalı olur. Nasıl yöneteceğiz bunları? Olamıyor. Yani bir yere varamıyoruz. Beşar Esad şimdi popüler olmasaydı çoktan giderdi.
desteği halka öyle. Halk oldu. Büyük halk oldu. Halk destek çıktı. Destek çıktı. Destek de biz seviyoruz o insanı. O insan ne yaptı bize? Kötülük mü yaptı? Şimdi bir başka konuya geçelim biraz. Buyur. Siz sonuçta savaştan önce Türkiye ile hani Alep'te yaşamanız nedeniyle yakın Türkiye'lilerle daha doğrusu ilişkiniz var derip herhalde gelip gidiyordunuz. Şimdi bu yani soykırım meselesinin zaten bilincindesiniz. Bir anlamda buradaki toplantının da ana temalarından bir tanesi böyle bir şeydi. Yani bütün bu olan bitenlerden sonra örneğin Türkiye yani özellikle soykırım sorunu odaklı olmak üzere yani ne bileyim bu savaşların bittiğini düşünelim. Yani Türklerle bir arada örneğin yaşamanın yolu bulunabilir mi yeniden? Yani soykırımı örneğin tanısa Türkler yani ya da Türkiye bir takım olumlu adımlar atsa yani buradaki tamamen aslında sınırları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir şey gündeme gelebilir mi? Bir hayal gündeme gelebilir mi? Şimdi o Türkiye'den bir şeydir. Yani çok iyi soru sordunuz. Yani Türkiye soykırımı tanısa biz bir adım atarız. Bir adım öne gideriz. Ama ısrarla inkar edeceksen yani insan hem suçlu hem güçlü olamaz. Ama işte suçluların biraz özelliği bu. Özelliği bu. Adam hem suçlu hem güçlü. Yani bizde sorun yok. Sorun Türk Cumhuriyeti'nde, sorun Türk okullarda, sorun Türk camilerde. Lütfen lütfen bunu ısrarla söylüyorum. Kini nefreti üstünüzden atın. İşlerinizden atın. Bu iş böyle devam edemez. Şimdi Almanya'da Yahudiler, adamlar bitirdiler işi. Biz bitiremiyoruz. Niye? Sen böylesin, sen böylesin. E niye? Ben ne kötülük yaptım abi sana? Benim ben Ermeniyim. 1915'ten evvel benim müziğim, benim kültürüm, benim yemeğim orada. Şimdiye kadar diyorsun sanatkarlar Ermeniler, dürüst olan yollar. Sen diyorsun, ben diyemiyorum. Sen diyorsun. Çok teşekkür ederim. Ama soykırım kelimesi biraz bence biraz ağır kelimedir geliyor. Şimdi yeni nesil, yeni jenerasyon şey oluyor. Ya diyor ben o değilim ya. Bir yerde bir hakkı var. Ben onu değilim. Canım diyorum. Ben Kürtlerden konuşuyorum. Adam diyor ki ben özür dilerim diyor ya. Demirtaş'tan biz Sayın Demirtaş'tan konuştuk. Adam diyor ben özür dilerim ya. Özür dilemek büyüklüktür. Büyüklüğün en şeyidir yani. Özür dilerim canım. Bir şey oldu. Benden sen dövüştük. Sonunda öpüştük dedik ki özür dilerim canım. Onlar öyle demiyorlar. Bir şey var, bir kara yer var, bilmiyorum yani ya. Bir var, birileri bu konu üzerine, söyleyeyim Ermenilerin üzerine. Yani biz Türkiye'den yani yukarı aşağı 100 bin varız ya da yokuz yani. Varız ya da yokuz İstanbul'da ya da çevrelerde. 80 milyon Türkiye'de. Aman Türkiye Ermenilere bir şey, kin nefret. E niye? Çok kullanışlı. Ağacımız meyvalıdır. Odur. Onun için şey çok var. Darbe çok var. Yani sözden ve başka şeylerden. Yani Türkiye bir adım atsa biz şimdi bir Türkler geldiler savaştan evvel. Suriye savaşından evvel geldiler. Oturdular bizden. Hayran kaldılar. Niye hayran kaldılar? Evlerimize girdiler. Dediler ki o Türk şarkıları, Türk kanelleri, Türk yemekleri, Türk kayfeleri şimdiye kadar var. Adamlar diyor ki birisi vardı bana çok önemli bir şey söyledi. Çok önemliydi. Ne dedi? Dedi ki 100 sene geçti dedi soykırımdan sonra. Evet dedim. Hala dedi Türkçe konuşuyorsunuz evlerinizde dedi. Siz Ermeni, Osmanlı Ermenileri olarak dedi. Tabii dedim konuşuyoruz. Ne var onun şeyi nedir yani? Dedi ki biz dedi Almanya'ya gittik dedi. Türkçeyi unuttuk dedi. Almanca konuşuyoruz dedi. Çok önemliydi. Biz unutamadık.
biz şey etmedik. O toprakların adamlarıyız biz. O bir Türk aile bir gün geldi ve yani şimdiye kadar Anadolu insanı sadece bunu bilir. Bir Türk aile haca giderlerdi. Kızlarını, evlatlarını bir Ermeni evlerini bırakıp giderlerdi. Onu şimdiye kadar Anadolu insanı sadece bilir. Röportajdan önce Metnuça TV'yi Halep'te izlediğinizi söylediniz. Yani sürekli izlediğinizi. Şunu merak ediyorum. Yani hem etrafınızdaki Ermeniler, komşularınız ya da işte şu an Halep'teki bir biçimde şey tanıyıp ettiğiniz insanlar. Bugün Türkiye'deki Kürt kentlerinde olanlardan ne kadar haberdarlar? Yani ya da ne diyorlar? Herhangi bir yorumları var mı? Kürt kentlerinin şeyleri. Şu an Türkiye'nin güneydoğusu diyelim. Hı. Ama hani Türkiye, Kuzey Kürdistan diyoruz biz. Hı. O bölgede olanlarla ilgili hani şu an Halep'te olan insanlar ya da Suriyelilerin bilgisi var mı? Tabii bilgisi var. Tabii şimdi bilgileri var, şeyleri de var yani. Kontakları da var. Evet. Birbirlerine şeyler. Şimdi Kobani'de yaşananlar şeylerden. Adamlar geldiler, direnişe geldiler. Ama Türk halkı şey yapıyor. Türk ordusu istemiyor. O şeyi istemiyor. O kardeşliği istemiyor. Şimdi birbirimize yapışmış bir şeyiz. Yani Halep, Mardin, Nusaybin bilmem ne o şeyler. Evet. Orada Kamışlı, Haseke'ye çok yakın insanlardır. Akrabaları var. Görüşme diyen bir şey vardı evet. Vaktinde. Adamlar görüşüyorlar. Ama şimdi ne oldu? Kürtlerin akrabaları telefonlarla arabiliyorlar kendi kendilerini. Görüşebiliyorlardı. Ama savaşın olması, hızlaşması, onların arasına bir şey oldu yani bir duvar oldu bence. Yok daha çok kastettiğim aslında şuydu hani bu bir takım yerler işte örneğin Diyarbakır'da Sur gibi yer yıkıldı örneğin. Yıkıldı, yani bunları örneğin biliyorlar mı? Yani tabii. Aslında biraz hani biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Daha doğrusu değerlendirmelerde şöyle şeyler yer alıyor. Biraz Ermenilerin 1915'te yaşadığıyla şu an Kürtlerin yaşadığının biraz benzerliği üzerinde düşünülüyor. Tabii. Yani benzer bir şey örneğin sizin komşularınız diyelim ki Halep'teki komşular biliyorlar mı? Böyle bir şeyin farkındalar tabii, mı? Tabii biliyorlar. Yani biz gece gündüz Türk kanalları seyrediyoruz. Sur'daki yaşananları ve canlı olarak takip ediyoruz. Yani Sur, Nusaybin yerle bir oldu yani. Şırnak, Hakkari, Cizre o şeyleri her gün görüyoruz. Yani teessüfle yani yani canımız yıkılıyor. O insan yani o yoldan biz de geçtik. 1915'te biz de geçtik. Onu görüyoruz. Biz istemiyoruz. Yani Devlet Bahçeli çıkıyor diyor ki yerden bir yedi Nusaybin'i. Nusaybin'i gördük. Yerden bir oldu. Niye canım? Niye? O insan ne yaptı sana? Ne kötülük yaptı? Özgür dili istediği için özgür şeyi mi istedi yani? Odur. Odur mu yani? Sebebi o mu? Yok canım. İnsan hakkını ver insana. Bir şey içiyorsun hakkını veriyorsun. Onun da hakkını ver. Şimdi Ermeniler Suriye'de dil istediler. Dilini verdi adam. Bir insanca git. Diyor ki ben 1-2-3'tü. Sizin Ermenice okullar falan var mı? Okullu tabii ki var. Hı hı. 1915'ten belli var. 1915'te biz geldik Halep'e. 1917'de bizim okulumuz var, kilisemiz var, tiyatromuz var. 10 günden bugüne kadar. Yani çok iyidir. Şimdi Sur'da yaşayan, öyle bir canımızı yakıyor ki ben Ermeni olarak yani her gün bakıyorum. Sanki bir savaş filmi gibi adamların üzerine neymiş? Yani dünyada bir ırkçı ülke varsa o da yani iki ülke var bence. Birincisi İsrail, ikincisi Türkiye. Yani bence maalesef. Peki izleyicilerimize daha doğrusu biraz da Erivan'la ilgili konuşalım kısaca da. Yani buyur. Burayı nasıl buluyorsunuz? Örneğin Lübnan'la tabii büyük bir fark var. Yani tabii. Burada örneğin geldiğinizde tabii ilk gelişiniz değil. Bu daha önce de çeşitli kerelere gelmişsiniz. Yani bu dünya ile o dünya arasındaki fark nasıl sizce yani? Yani Ermenistan farklı bir yer. Bence farklı bir yer. Lübnan'dan da farklı, Suriye'den de farklı. Buradaki yaşayan insan
Batı Ermenistan'da yaşayan insanın ve Doğu, burada Doğu Ermenistan, Batı Ermenistan'dan farklı. Şimdilik de Anadolu. Yani Ermenistan öyle bir yer ki, şimdilik savaşın ilk günlerinden Erivan, Ermenistan hükümeti Ermenilere bir yol açtı. Pasporlar verildi, pasportlar verildi, vizeler el verildi, işler şey edildi. Yani iyi şeyler oldu bu. Burada iyidir. Küçük bir ülkedir. İyidir. Hayal ettiğimiz bir şeydi. Geldik, şimdi 15 bin civarında bir Halepli Ermeni burada yaşıyor. İyi kötü yaşıyorlar. Demiyorum yani Ermenistan bir İsviçre değil. Amerika, Fransa da değil. Ama şey de değil yani. Normal insan yaşayabiliyor. İşi bulan insan yaşıyor. İşi bulmayan da bırakıp Amerikalara, bilmem Almanyalara gidiyor. Ama Erivan'da ben bir hiç sorun yaşamadım. Ülke ülkemdir. Hiçbir şey yok. Peki izleyicilerimize son bir mesajınız var mı? Söylemek istediğiniz özel bir şey var mı? Vallahi çok teşekkür ederim Metnüçe kanalına. Beni ağırladılar. Yani çok duygulandım. Çok dün konferanstaydım. Adamlar beni davet ettiler. Yani çok duygulanmışım. Metnüçe Kürt halkına selamlar, saygılar. Metnüçe kanalına nice iyi günler, sağlıklı günler. Ne diyelim? Allah bu savaşları Irak etsin, uzak etsin. Yani kin nefret bitsin, muhabbet selam olsun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.